37 yaşındaki Katy Flory eşinden yıllar önce ayrılmıştı. 18 yaşındaki kızıyla birlikte en büyük şansı olarak gördüğü ailesinden kalan evde yaşıyordu. Boşandıktan sonra anne ile kızı için işler her zaman yolunda gitmemişti. Üniversite eğitimi olmayan Katy çoğu zaman garsonluk yaparak ya da kısa süreli işlerle geçimlerini sağlamaya çalışıyordu. Ama bir şekilde bugüne kadar gelmeyi başarmışlardı. Katy için elbette hayattaki en önemli şey kızının iyi bir geleceğe sahip olmasıydı. Kendisinin yaşadıklarını yaşamaması için onun iyi bir eğitim almasını istiyordu ve bunun için çok çalışması gerektiğinin farkındaydı. Çoğu zaman eve geç saatlerde geliyor, günün yorgunluğuyla birkaç saat içinde uyuyakalıyordu. Bu yoğun tempo içinde birkaç yıl önce Kerry Kokuzi adlı bir adamla ilişki yaşamaya başladı. Her ne kadar bazı sert tavırları kadını rahatsız etse de kendine ayırabildiği kısıtlı zamanda onunla olmak kendini iyi hissetmesini sağlıyordu. Ama bir süre sonra Kerry'nin iyice belirginleşen agresif yanı onu rahatsız etti ve ayrılma kararı aldı. Artık sadece kızıyla birlikteydi ve böylesinin çok daha iyi olduğunu düşünüyordu. Katy için olağan hayatlarının değişimi bir sabah banyoya girdiğinde başladı. Evliliği sırasında çok alışık olduğu ama hiç sevmediği bir manzarayla karşılaştı. Klozet kapağının açık olduğunu gördüğünde önce kızına sinirlendi ama onun tuvaleti bu şekilde kullanmadığını biliyordu. Yine de konunun üzerinde çok fazla durmadı. Ama birkaç gün sonra yerde bir battaniye gördüğünde huzursuz oldu. Kızı o battaniyeyi daha önce hiç görmediğini söylüyordu. Evlerine uzun zamandır misafir gelmemişti. Üstelik o battaniyenin tavan arasında durduğuna emindi. Katy fazlasıyla korksa da tavan arasını kontrol etmesi gerektiğini biliyordu. Polisi aramayı düşündü ama onlara klozet kapağını açık gördüğünü ve yerde bir battaniye bulduğunu söylese kendisini ciddiye almayacaklarını hatta dalga geçeceklerini düşündü. Sezgileri tavan arasında birinin olabileceğini söylüyordu. Ama o bir yandan bunun mümkün olamayacağından emindi. Yukarı bakıp içini rahatlatmak için cesaretini topladı ve merdivenleri çıktı. Ama bunu yaptığına pişman olacaktı. İçeri girdiğinde uzun zamandır temizlenmediği için hayli tozlu ve dağınık ortamda etrafa bakınmaya çalıştı. Işık yeterli değildi ve çok net görmüyordu. Ama birkaç adım attıktan sonra ısıtıcının olduğu bölümde yerde üst üste konulmuş eski palto ve battaniyelerden bir yatak yapıldığını fark etti. Panikle dışarı çıkmak için koşmaya başladı ama çok geçti. Arkasından sarılan biri sıkıca ağzını tuttu. Büyük bir panik yaşayan kadın bütün gücüyle arkasındaki adama bir dirsek atarak elinden kurtulmayı başardı ve kızını da alarak çığlık çığlığa sokağa koştu. Kısa sürede çevredekiler yardım için toplandığında evde yabancı biri olduğunu söyledi. Hemen polisi aradılar ve gelen ekipler kaçma fırsatı bulamayan adamı kıskıvrak yakaladı. Kadın polisle birlikte dışarı çıkan kişinin eski sevgilisi Kerry olduğunu görünce bir şok daha yaşadı. Polis yaklaşık 3 haftadır tavan arasında yaşadığı öğrenilen adamın geceleri anne ile kızı uyuduktan sonra aşağı indiğini ve sessizce yiyecek bir şeyler alıp tuvaleti kullandığını belirledi. Kerry işsiz olduğu için sokakta kaldığını ve aklına ilişkileri sırasında gördüğü bu tavan arasının geldiğini söyledi. Kötü niyeti olmadığını, tek derdinin barınmak olduğunu savundu ama çıkarıldığı mahkemece tutuklanmaktan kurtulamadı. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.